Nasıl bir Allah'ımız var bizim ya? Ne kadar merhametli, ne kadar rahmet dolu. Kullarını yaratıyor, imtihan için yarattım diyor ve soru cevapları da elimize tutuşturuyor. Anlamayız biz bu, anlayamayız biz bu soruları cevapları diye peygamberler gönderiyor, anlatsın bize diye. Ya bunlar peygamberlerin sözünü de anlayamayabilirler. Peygamberler de üst perdede insanlar. Alimleri görevlendiriyor. Alimler var etrafımızda. Ta peygamberden beri bir sürü alimler yok mu? İmam-ı Azam ne iş yaptı? Peygamberin bize anlamadığımız tebliğini anlattı. İmam-ı Şafii ne iş yaptı? Peygamberin anlamadığımız hadis-i şeriflerini bize anlattı. Şimdi benim videomu koyuyorlar. İhsan Şen Hoca'yı birleştirmişler. Cübbeli Hoca'yı birleştirmişler. İhsan Şen Ocak Hoca, ben Cübbeli Hoca. İşte Kur'an Müslümanlığı yoktur diyoruz biz. Öyle bir çalışma var ya, Kur'an Müslümanlığı. Zındıklıktır demişim ben. 3-4 sene önceki bir vaazımda. Yineliyorum, yeniliyorum, yineliyorum sözümü. Zındıklıktır. Bir de koymuşlar o FETÖ terör örgütü elebaşısının videosunu. O da aynısını söylemiş. Vay siz aynı yoldasınız diyor. Ulan herif doğru söylediyse ben ne yapayım? Kur'an Müslümanlığı demek, Kur'an bize yeter demek, Peygamber aleyhisselamı devreden çıkartmak demek. Al anla demek bunu. Al, al anla. Sana bunu öğretiyorlar. Protestanlık çalışması bu. Protestanlık çıktığında da ilk Avrupa'da rahiplere gerek yok. İncil'i okuyup kendiniz anlayabilirsiniz. Yani protestanlığı İslam'a uyduruyorlar. Sakın Kur'an bize yeter ihanetine uymayın. Çünkü Kur'an bize neden yetmez? Yetmez ama neden yetmez? Kur'an kime yeter biliyor musun? İmam-ı Azam gibi adamlara yeter. İmam-ı Şafii gibi adamlara yeter. İmam-ı Malik gibi adamlara yeter. Abdullah İbni Mübarek gibi adamlara yeter. İlimde bu kadar zirveye çıkmış adamlara Kur'an yeter, sünnet yeter. Ama sen Kur'an'ın neresini anlayacaksın? O kadar derin ve büyük bir okyanus bu. Koskoca sahabiler Kur'an bize yeter dememişler. Koskoca sahabiler Hazreti Ömer Kur'an bize yeter dememiş. Ki Hazreti Ömer tartışma oldu, istişare. Hazreti Ömer'in dediği oldu ya da olmadı. Sonradan ayet indi ve Hazreti Ömer'in sözü üzerine indi. Efendimiz Aleyhisselam da buyurdu, dedi ki benden sonra peygamberlik devam etseydi Ömer olurdu. Çok keskin zeka. Ama Hazreti Ömer hiçbir zaman Kur'an bize yeter demedi. Koştu, ilk vahyi duyduğunda peygambere danıştı. İçki ayeti indi. İlk içki ayeti, Bakara suresindeki içki ayeti indi. Koştu peygamberin yanına aleyhisselam. Ben anlarım, benim lisanım bu zaten. Hem de okuma yazması olan nadir insanlardan, ilim sahibi adam. Ben anlarım ya, Kur'an bana yeter demedi. Koştu peygamberin kapısına. Ya Resulallah ne diyor bu ayette dedi. Kur'an sana yetmiyor mu? Dedi mi peygamber, oturdu anlattı. İkinci içki ayeti indi. Ya Resulallah ben bunu da anlamadım dedi. Bir daha gitti. Ama bana yeter diyemem. Hazreti Ömer bile dememiş. Hazreti Ali ilmin kapısı demiş. Ben demiş ilmin şehriyim. Ali de bu ilim şehrinin kapısıdır demiş. Ama Hazreti Ali'nin ağzından tek bir kere bile Kur'an bana yeter diye bir cümle çıkmamış. Peygamberin danışmadan iş yapmamışlar aleyhissalatü vesselam. Hazreti Ebu Bekir sıddıklık makamında bu ümmetin ilk adamı, ilk birinci, makamda birinci. Peygamberimizi saymıyoruz, o bizim peygamberimiz. Sıralamaya sokmuyoruz bile onu. O bizim, böyle ayakları burada hepsinin. Ebu Bekir radıyallahu anh efendimiz, birinci derece adam, peygamberin sıddık dostu, mağara arkadaşı, Kur'an'da yeri var Ebu Bekir'in. Muhtelif yerlerde onun için ayetler inmiş. Kur'an bana yeter dememiş. Çünkü biliyor ki bunlar bu Kur'an'ın açıklayıcısı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'da ayet var. Biz seni diyor bu Kur'an'ı anlatasın diye görevlendirdik diyor. Buna rağmen şimdiki akademisyenler, hepsi değil, İyi akademisyenleri tenzih ederim, ehli sünnetleri, ama belli o isimleri biliyorsunuz zaten kimler olduğunu. Kur'an sana yeter ya diyor. Kur'an sana yeter. Ulan Kur'an'da biz hep yaptırıyorum bunu size. Abdest alamıyoruz. Hah, bugün Cuma'ya geldiniz. Niye geldiniz siz şimdi bu saatte buraya? Niye geldiniz arkadaşım? Bu saatte buraya niye geldiniz? Niye ikindide toplanmadınız buraya? Akşam gelseydiniz, sabah niye gelmediniz? Niçin Cuma namazı kılacağız diye öğlen geliyorsunuz? Neden? Kur'an'da yazıyor hocam. Avucunu yalarsın. Hiçbir yerde yazmıyor Kur'an'da. Kur'an'da bu saatte buraya gelelim diye bir ayet yok.
Kur'an'da cuma namazı diye bir ayet de yok. Niye geldiniz buraya? Neden? Neden? Kur'an'da böyle bir ayet mi var? Yok. Cuma namazı diye bir ayet yok Kur'an'da. Niye bugün buradayız, şu saatte buradayız? Efendimiz Aleyhisselam öğrettiği için buradayız. Ya eyyühellezine amenü. Ey iman edenler. Cuma ayetini okuyorum. İzâ nüdîl salâti. Namaza çağrıldığınız zaman. Min yevmil cumaati. Cuma günü. Cuma günü namaza çağrıldığınız zaman. Bak Arapça okuyorum, tercüme ediyorum. Kur'an bana yetiyor ya. Öyle diyorlar. Kur'an sana yeter. Min yevmil cumaati fes'au ila zikrillah. Allah'ın zikrine koş. Hangi, niye bu saatte geldiniz buraya? Bak ayette cuma namazı diye bir kelime yok. Cuma günü geçiyor. Cuma günü geçiyor. Cuma namazı diye bir kelime yok. Cuma günü namaza çağrıldığınız zaman. Biz cuma günü kaç tane namaza çağrılıyoruz? 5 tane namaza çağrılıyoruz. Niçin bu saatte geldin, onu soruyorum sana. Kur'an sana yeter. Bunlar var ya, zındık demek iltifat, iltifat. Onlara zındık diyorum diye mahkemeye veriyorlar beni. Bunlara zındık demek iltifat. Daha güzeli var, ben de söylerim de. Zaten İslam hukuku geçerli olsa Kur'an bana yeter diyemez onlar da. Peki cuma namazını şimdi biz kaç rekat kılalım? Hadi geldiniz, hadi ortak bir fikirle geldiniz. 2 mi kıldırayım, 4 mü kıldırayım size? Cuma namazını. Kaç istiyorsunuz? Kaç sizce? Kur'an size yetmiyor mu kardeşim? Siz nasıl Müslümansınız? Siz nasıl Müslümansınız ya? Yetmiyor mu Kur'an size? Mi diyeyim şimdi size? Bak görüyor musun ne kadar ahmak ve aptalca bir çalışma, haince bir çalışma. İslam'a yapılan en büyük ihanettir. Kur'an bize yeter. Hutbeyi cumadan önce mi okuyayım, sonra mı okuyayım? Efendim? Nasıl yapalım? Kur'an bize yeter, hadi bakalım. Bak gördün mü, bir cuma günü cuma namazını çözemiyoruz Kur'an'la biz. Resulullah Aleyhisselam'ı devre dışı bırakırsan cuma günü cuma namazımızı bile çözemiyoruz biz. Abdesti çok konuştuğum için anlatmadım bir daha. Biz abdest alamıyoruz ya. Abdest alamıyoruz. Kur'an bize yeterli, abdest alamıyoruz. Ya eyyühellezine amenü izâ kumtum ile salâti fâhsulû vücûhekum. Ey müminler, namaza kalktığınız zaman yüzünüzü yıkayın. Yıka yüzünü. Neresi yüzün? Yüzün neresi? Neresi? Burası dahil mi? Kulaklar yüze dahil mi? Şurası dahil mi? Acaba nereye kadar? Saç bitimine kadar. Ben kelim. Benim saçlar buradan bitiyor. Nereye kadar yıkayacağım kafamı ben? Yüzüm neresi benim? Buraları yıkayacağım mı? Yoksa şuramı yıkayıp bitirir miyim? Ne? Ne bu? Bak devam etmiyorum abdest ayetine. Bir tane abdest ayeti var. Yüzümüzü yıkayamadık. Cuma günü namaza gelemedik. İyi, ikindi namazında görüşürüz. Kaç rekat kılalım? Kaçta kılalım? Kaç rekat kılalım ikindiyi? İki mi kılalım, dört mü kılalım, altı mı kılalım farzını? Kaç kılalım? Var mı? Kur'an bize yetiyor ya, hani var mı? Niçin öğleni, ikindiyi, yatsıyı dört rekat kılıyoruz da niçin sabahı iki rekat kılıyoruz? Kim söyledi bize bunu? Hangi ayette yazıyor? Niçin akşam namazını üç rekat kılıyoruz? Bu ne abi, üç ya, buçuklu. İki de değil, dört de değil. Buçuklu. Niye böyle bu? Kur'an'da mı yazıyor? Yok. Zekat. Ey zenginler. Zekatlarınızı verin hadi. Ayet var, emir var. Zekatlarınızı verin. Nasıl vereceksin? Kaçta kaç vereceksin? Hangi, nerede yazıyor? Bal tüccarısın, bal. Bal, balın var mı hukuku burada? Zekatını ver diyor. Var mı? Yok. Kaçta kaç vereceğini bilmiyorsun. Çiftçisin. Mahsulünü ver hadi, ver. Bilmiyorsun. Altının var, doların var, euron var, param var. Ver. Yok. Kur'an'da var mıymış? Yokmuş. Hac farz mı hac zenginlere? Var mı hac? Nasıl yapılır? Say nasıl yapılır? Tavaf kaç kere yapılacak? Nereden başlanacak? Sağdan mı başlanacak? Soldan mı başlanacak? Kaç tane şartla bir tavaf sayılacak? Var mı? Yok. Kur'an-ı Kerim'de açık ayet var. Biz seni bu Kur'an'ı açıklayasın diye gönderdik. Nasıl sana Kur'an yeter ya? Sahabilere yetmemiş ya. Sahabilere yetmemiş ya Kur'an. Peygamber'e muhtaç kalmışlar. Resulullah Aleyhisselam vefat etmiş. Yine sahabi. Peygamberimizden sohbetler dinlemiş. Hadisler rivayet etmiş. Başı sıkışınca iyi bilen sahabilere gitmişler. Sahabi bunlar gene. Sahabiler, çünkü 120 bin tane sahabinin içinde 20 tane müçtehit derecesine çıkan yok, biliyor musun? Kur'an yeter olan sahabiler 20 tane falan.
120 bin tane nerede? 30-40 tanesi nerede? Başı sıkışan Hazreti Ömer'e gitmiş. Başı sıkışan Abdullah İbni Abbas'a gitmiş. Hani Kur'an bize yetiyordu? Siz var ya siz, zındıklık sizin yanınızda iltifat gibi kalıyor. Siz İslam dinine hainsiniz. Bir papazdan daha büyük tehlikesiniz siz. Ana maddeler var. Ondan sonra beni kafirlikle itham ediyorlar. Kur'an'da hiçbir şey. Kur'an'da ana maddeler vardır. Ya bugünkü güncel yasada bile anayasa diye bir kitap var. Ana maddeler var. O ana maddeleri anlayasın diye tüzük çıkarmışlar, genelge çıkarmışlar, A bendi çıkarmış, B bendi çıkarmış, C bendi çıkarmış, alt bendi çıkarmış. Sen anayasa kitabında her şey var mı zannediyorsun? Şu kitapta da anayasa kitabımızdır. Ana maddeler vardır. Resulullah Aleyhisselam da bunun açıklayıcısıdır. Sen bunu açıklayasın diye gönderdim diyor Allah. Ve başka birçok ayette de buyuruyor ki, peygambere itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Biz Kur'an'la yaşayan, Kur'an'ı anlamak için Resulullah Aleyhisselam'a yapışan, oradaki eksikliklerimizi tamamlamak için ümmetin ulemasının, müçtehitlerinin, alimlerinin eteklerine yapışan bir ümmetiz. Elhamdülillah, gönlümüz rahat. Yani İmam-ı Gazali'den daha mı iyi biliyordu bugünkü o hadis inkarcısı profesörler? İmam-ı Rabbani'den daha mı iyi biliyordu o hadis inkarcısı profesörler? İmam-ı Serahsi'den daha mı iyi biliyordu o hadis inkarcısı profesörler? Hepsi bir mezhebe tabiydi. İmam-ı Gazali Şafii'ydi. İstese mezhep de kurardı. Kur'an sünnet ona yetiyordu. Ama yok dedi, ben Şafii'ye tabiyim. İmam-ı Rabbani, İmam-ı Serahsi müştehitti. İsteseydi mezhep kuracaktı. Kur'an sünnet bunlara yetecek kadar ilimleri vardı. Ama dedi ki ben Hanefiyim. Bugün çıkmış adam Kur'an okumasını bilmiyor. Tecvid bilmiyor ya. Tecvid, metni muttasıl desem yemek zannediyor onu. Acaba hangi yörenin yemeği? Metni munfasıl desem böyle bakıyor. Elma mı, armut mu? Şimdi kalkacak bu adam metni muttasılı bilmeyen adama sen şunu diyeceksin. Kur'an sana yeter birader. Nereden yeter? Mealini oku. İşte mealini okursan o dolmuştaki 3,5 yaşındaki şempanze kadar aklı olmayanla aynı değere gelirsin. 4 kere okudum ben, örtü diye bir şey yok Kur'an'da diyor. Daha devam ediyor. Anlatırım. Ama liyecziyallahu külle nefsin mâ kesebet. Allah kazandıklarınızı herkese tek tek verecek. İyilere iyiliğini, kötülere kötülüğünü. Çünkü innallâhe seri'ul hisâb. Allah hesapları çok hızlı görendir. Çok hızlı hesap görendir Allah. Ama Allah züntikamdır. O yüzden benim korkum yok kimseden. Allah bizleri bir an önce İslam nizamına kavuşmayı nasip eylesin. Bu devleti, bu milleti Allah İslam nizamıyla tezyin eylesin. Bir an önce Muhammed Mustafa'nın ilke ve inkılaplarına geri dönmeyi bize nasip eylesin. El Fatiha.